Atatürkçü Düşünce Derneği'ne göre şubesi tarafından Çanakkale Zaferi'nin 92. yıl dönümü nedeniyle 57. Alay adlı bir konferans düzenlendi. Konferansa İnegöl halkının ilgisi oldukça yoğun oldu. Çanakkale Zaferi'nin 92. yıl dönümü nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği İnegöl Şubesi tarafından 57. Alay konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tahir Baştaymaz, Çanakkale Savaşı ve 57. Alay hakkında bilgiler verdi. Osmanlı girmesi konusunda daha henüz kararlı değiller. Bu arada Osmanlı'nın içinde yönetimde ayrılıklar var. İngilizlerden yana olanlar var, Almanlardan yana olanlar var. Ve giderek gücü zayıflamış, etkisi zayıflamış bir de padişahlık ve eskimiş, köhnemiş bir idare tarzı var. Ve Avrupa'nın hasta adamı sıkıntıda. Tam bu sırada Birinci Dünya Savaşı'nın patladığını ve Birinci Dünya Savaşı'nın hızlı bir şekilde büyük bir cephe yarattığını görüyoruz. Cephe Avrupa'da 800 kilometreyi aşıyor. Ve bu cephede, yani savaş başladığı anda, savaş ki basit bir nedenle başlıyor aslında. Saraybosna'da işte Avusturya Macaristan veliahtı bir Sırplı milliyetçi tarafından, bir öğrenci tarafından öldürülüyor. Arşidük Ferdinand öldürülüyor. Ve bunun üzerine Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Sırbistan'ı korumak için efendim şeyler Fransa ve İngiltere'de savaşa dahil oluyor. Ve çok kısa süre içinde, birer haftalık süreler içinde Avrupa tam anlamıyla ikiye bölünüyor. Ve cephe 885 kilometre. Tabii Avrupa'da düz bir hat üzerinde değil ama değişik şeylerde 885 kilometrelik bir hat. Ve cephe, ve bu cephede kıyasaya savaş oluyor ama ne bir adım ileriye gidiyor ne bir adım geriye dönülüyor ve böylece savaş kilitlenmiş oluyor. İngilizlerin ve Fransızların isteği Rusların işte gıda stokuna ulaşmak, Rusların insan gücüne ulaşmak ve Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğunu arkadan çevirmek, çember içine almak. Atatürkçü Düşünce Derneği İnegöl Şube Başkanı Muharrem Elmacı ise programa katılan herkese teşekkür etti. Evet, İnegöl Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Çanakkale Zaferi'nin 92. yılı kapsamında biz de 57. Alay Konferansı'nı organize ettik. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Tahir Baştaymaz Hocam 57. Alay konusunda Çanakkale'deki 253 bin tane şehidimizin ve Çanakkale'de başarı gösteren diğer atalarımızın başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanlıklarını kalabalık izleyiciye aktarmak için şu anda salonda sesleniyor. Çanakkale savaşları bizim tarihimizin ve dünya tarihinin en önemli savaşlarından birisidir. Çanakkale'de Mustafa Kemal ve arkadaşları Çanakkale geçilmez dedirtme noktasına getirmişlerdir. Hele 57. alay konusu vardır ki 57. alaya katılan tüm erbaş ve subay olmak üzere hepsi şehit düşmüşler ama sancağı son noktasına kadar korumuşlardır. Sancak şu anda Avustralya Müzesi'nde yer almakta ve o müzedeki sancak da bu sancağa çok dikkat edin. Sancak Çanakkale'de, Gelibolu'da 57. Alay'ın sancağıdır. Bu sancağa sahip çıkmak için Türk askerleri son noktasına kadar savaşmış ve en son nefer kalıncaya kadar sancağa sahip çıkmışlardır. Sancak bir ağacın gövdesinde bir ere sarılı olarak bulunmuştur. Herkes bu sancağa selam duyarak, saygı duyarak geçsin diye şu anda müzede sergilenmiş olmaktadır.